İstanbul'da 24 saat içinde 3 araç çalan iki hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlar o araçlardan birinde çalıştırdıkları otomobili geri vitese geçiremediler ama yine de vazgeçmediler. O arabayı iterek çaldılar. Sırada hırsızlık anları var. Fenomen hırsız diye biliniyordu. Çalmadığı kalmamıştı, sonunda yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta onun adı Fenomen Hırsız'a çıkmıştı. Mahalle mahalle geziyor, ev ve mağazalardan ne buluyorsa çalıyor, çevredekilere yakalansa da durmuyordu. İlçe halkını canından bezdiren hırsız kaldığı metruk binada yakalandı. Bu defa kaçamadı, tutuklandı. Zeytinburnu ve Eyüp Sultan'da hırsızlar 24 saatte bir kamyonet ve iki otomobil çaldı. Birinde kameraya böyle yansıdılar. Otomobili çalıştırdılar ama geri vitese geçiremediler. Ardından biri indi, elleriyle geri itti. Sonra da araca binip suç ortağıyla birlikte kaçtı. O iki hırsızdan biri yakalanıp tutuklandı. Polis şimdi diğerinin peşinde. İkisi de cezaevinden bir hafta önce çıkmıştı. Biri marketin eski çalışanıydı. Arkadaşıyla eski iş yerine geldi. 300 bin liralık ürün stoğunu ve bilgisayarı böyle çaldı. Ankara polisi hırsızları çok geçmeden yakaladı. İkisi de yeniden cezaevinin yolunu tuttu. Sultan Gazi'de bu hırsız hastaneden daha önce geldiği telefoncuyu izledi. Boşalınca da içeri girdi. Gözüne kestirdiği telefona bakmak istedi. Eline telefonu aldı, inceliyormuş gibi yaptı. Sonra da koşarak dükkandan çıktı. Eşimin bir anlık dalgınlığından yararlanarak ara sokağa girerek izini kaybettirdi. Dükkan sahibi arkasından baka kaldı. Bursa İnegöl'de bu şüpheli çalıntı motosikletle denetime takıldı. Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarını hedef aldı. Çekme. Çekmesin ama ya. Hayırdır sen, kimi çekiyorsun oğlum? Polisin engellediği zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.